Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Biliyorsunuz bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Mehmet Akif İstiklal Marşı'mızdan dolayı Mehmet Akif yılı ilan edildi. Tabii biz Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak geliştirmiş olduğumuz sloganımız da şu: toprak özümüz, korumak sözümüz. Bizim her türlü çalışmalarımızda toprağın önemine, bizim hamurumuzda toprak, insan olarak bizim hamurumuzda toprak. Dolayısıyla biz toprağa çok çok önem veriyoruz ki 500 milyon tondan 140 milyon tona su erozyonunu düşürdük. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda çok daha fazla düşürmeyi planlıyoruz. Tabii biz sadece toprak kaybıyla değil, aynı zamanda toprağın korunması, veriminin artırılması ki pandemi sürecindeyiz. Yani tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla biz hem toprağın verimliliğini artırarak da tarıma büyük bir destek ve katkı sağlamak istiyoruz. Toprak, insanlığın hayat kaynağı toprak. Uğruna canlar alınıp canlar verilen toprak. Milletlerin yurt edinip kendini var ettiği toprak. Ama unutulmamalıdır ki toprağı bu kadar önemli kılan en büyük yoldaşı ağaçtır. Bu muhteşem varlık kökleriyle toprağa, yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir. Ağaç yaşamın merkezindedir. Tabii biz bunun akabinde işte yakın zamanda malumunuz Giresun'da bir selim oldu ki sadece Giresun değil. Bütün Türkiye'nin genelinde bu tür afetler olduğunda ki Rabbim bütün afetlerden ülkemizi, insanlığı muhafaza eylesin. Biz hemen akabinde Giresun'a gittik. Giresun'da üniversiteden hocamızla beraber gittik. Genel bir alanı taradık. Taradıktan sonra da biz aynı yıl içerisinde 5 tane orada sel projesi yaptık. İnşallah bu yılda biz bu projelerimizi ilgili kurumlara göndererek oradaki projelerin uygulanıp bu sellerden, afetlerden minimum düzeyde en azından inşallah hiç zarar görmez. Ama en azından minimize edebilirsek ne âlâ, ne güzel. Dolayısıyla bu ülkemizin topraklarını, tarımını korumak, kollamak bizlerin en asli görevidir diye düşünüyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı.